Sayın Sedefçi belediyeciliği bir kere anladı, onu da yanlış anlamış arkadaşlar. Sayın Sedefçimizi bir kere dinlemiş, onu da yanlış anlamış. Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçmiş dönem Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin yerel bir gazetede çıkan kendisiyle ilgili iddialarına cevap verdi. Başkan Gürkan, Sayın Sedefçi bizi bir kere dinlemiş, onda da yanlış anlamış dedi. Belediye Başkanlığı'nın Ocak ayı olağan toplantısında konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçmiş dönem Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin eleştirilerine cevap verdi. Meclis salonunda söz konusu gazeteyi okuyan Başkan Gürkan şöyle konuştu. Hamdi Bey'in dediklerinden şunu anlıyoruz. O benim yapacağımız referandumla altyapı hizmetlerine girmekten korktuğumu ve bu referandumun sonuçlarını kendim sayacağım için sonuçlarına hayır çıkartıp altyapıyı 3-4 yıl erteleyeceğimi zannetmiş. Buradan ilan etmek istiyorum. Ben ertelemenin aksine hepsini aylardır bir arada yapabilmekten, halktan bunun için yetki almaktan bahsediyorum. Sayın Sedefçi bizi bir kere dinlemiş, onda da yanlış anlamış dedi. Altyapıyı 3-4 yıl erteleyeceğimi zannetmiş. Buradan ilan etmek istiyorum. Ben ertelemek değil, tam aksine. Hepsini aylardır bir arada yapabilmekten, halktan bunun için yetki almaktan bahsediyorum. Sayın Sedefçimizi bir kere dinlemiş, onda da yanlış anlamış. Keşke konuya daha hakim olsaydı, daha sağlıklı bilgileri olsaydı. Gazetedeki habere göre Sedefçi, kendi döneminde Edirne'ye 90 kilometre yağmur suyu kanalı yapıldığını iddia etmiş, ancak bu doğru değil diyen Başkan Gürkan Sayın Sedefçi'yi hatırlatmak isterim ki Edirne'deki yağmur suyu toplama kanalı 29.992 metre, yani kentte 90 kilometre yağmur suyu toplama kanalı yok. Başka yere yaptıysa başkanlığı döneminde bilemem dedi. Gazetenin haberinde Hamdi Sedefçi yapılmak istenen altyapı hizmetlerinin kendi döneminde projelendirdiğini iddiasına ise Başkan Recep Gürkan, dönemimizde başlayan bir projedir. Meclis tutanakları burada, isterse Sayın Sedefçi'ye verebiliriz diyerek cevap verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan sözlerini şöyle sürdürdü. Sayın Sedefçi'ye hatırlatmak isterim ki Edirne'deki toplam yağmur kanalı miktarı 29.922 metre. Yani Edirne'de 90 kilometre yağmur kanalı var, yok. Başka yere yaptıysa başkanlığı döneminde bilemem. Ama Edirne'nin toplam yağmur suyu kanalı onun döneminde ve rahmetli Cengiz Varnatoğlu'nun döneminde yapılan sadece 29 kilometre, 922 metre yani 30 kilometre diyebiliriz yuvarlak. Ben şehrin altyapısıyla, üst yapısıyla ilgili bütün bilgileri kendisine vereyim. Bir daha yanlış rakamlar vermesin. Çünkü 20 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra 30 kilometrelik yağmur suyu toplama hattını 90 kilometreye çıkarmak çok da şık olmuyor, çok da doğru olmuyor. Biz yeni belediyeciyiz. O yüzden günlük 24 saatimizin 14-15 saatini Edirne'ye ve Edirnelilere hizmet ederek geçiriyoruz. Çok tecrübeli olmadığımız için 2 saat çalışıp belediyecilik yaparak belediyeyi idare edemiyoruz. Bizim de yeteneğimiz bu kadar, ne yapalım? Ama halkımıza hizmet ediyor olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Edirne halkına bize bu göreve layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Biz 20-30 yıl belediyecilik yapıp altyapıya hiç girmeden üst yapıyla bu zamanı geçirecek anlayışta, ahlakta ve kalitede insan değiliz. Biz ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Altyapıdan kaçmak isteyen bir belediye başkanı tümünü birden yapma ısrarında olabilir mi? Ama biz halkın bütçesini kullanıyoruz. Her seferinde açıp kapamaya da ayrı para ödemektense bir kere açıp kapayalım ve efektif olsun diye uğraşıyoruz. Hayatı boyunca görevi koltukta oturmak zannedip bu tür işlere cesaret edemeyenlerin bunu anlayamamasını normal karşılıyorum. Keşke oturdukları zaman içerisinde her seçim döneminde bir tanesini yapıyor olsalardı bunları konuşuyor olmazdık. Biz yeni belediyeciyiz. O yüzden günlük 24 saatimizin 15-16 saatini Edirne'ye ve Edirne'lere hizmet ederek geçiriyoruz. Çok tecrübeli olmadığımız için 2 saat çalışarak, 2 saat belediyecilik yaparak belediyeyi idare edemiyoruz. Bizim de yeteneğimiz bu kadar. Ne yapalım? Ama halkımıza hizmet ediyor olmaktan da hepimiz tüm meclis üyeleriyle beraber onur ve gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Edirne halkına bizi bu görevlere layık gördükleri için bir kez daha tüm meclisim adına da minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Biz halka okumayı bilmeyenlerin anladığı gibi yapalım mı yapmayalım mı diye sormuyoruz. Biz bunu yapacağız ama tek tek mi yapalım, tümünü birden mi yapalım? Biz tümünü birden yapmak istiyoruz diyoruz. Bunlardan, altyapıdan kaçmak isteyen bir belediye başkanı tümünü birden yapmak ısrarında olabilir mi?
Hayatı boyunca görevi koltukta oturmak zannedip bu tür işlere cesaret edemeyenlerin bunu anlayamamasını normal karşılıyor. Keşke oturdukları süreler içerisinde bunların her bir seçim döneminde bir tanesini yapmış olsalardı şu anda Edirne'de biz bunları konuşuyor olmazdık. Biz de asfalt yapardık, refüj yapardık, çiçek ekerdik, çiçek dikerdik. Ama biz bunları yapacağız. Çünkü biz bunları yapmaktan korkmuyoruz. Çünkü biz halkın arkamızda olduğunu biliyoruz ve halkımıza güveniyoruz. Biz bu işleri halkımızla beraber yapacağız. Tek isteğimiz var, halkla aramıza girmesinler, girmeye çalışmasınlar. Biz zaten halk sokmuyor. Biz hepsini halledeceğiz, merak etmesinler. Biz her ne kadar çömez belediyeciler de olsak, günde 15-16 saat çalışan belediyeciler de olsak, aklı, bilimi, fenni ve tekniği kullanmasını bilen insanlarız, teknolojiyi kullanmasını bilen insanlarız. Halkımızdan gizleyecek hiçbir şeyimiz yok, halkımızdan kaçmamızı gerektirecek bir şeyimiz yok. Biz halkın içinde yaşıyoruz. Ne sırça köşklerde, ne nehir kenarlarında, ne bir kenarda. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.